Mayıs 2023'te Türkiye genelinde yapılan seçimlerde özellikle Bitlis'te partimiz HDP Yeşil Sol ciddi anlamda bir başarı göstererek mevcut 3 milletvekilinin 2 tanesini aldı. Dolayısıyla geçen süreç zamanında fazla da zaman üstünden geçmeden iktidar bunu hazmedemedi. Hazmedememesinin en belirgin özelliği de yine Cumhurbaşkanı'nın bir salon görüşmesinde sosyal medyaya yansıyan bir görüntüsü, bir konuşmasıydı. Orada özellikle ikinci tur için sohbet ediyor. İkinci turda Bitlis'te neden birinci parti olmadıklarının sistemini ediyor. Ve Vedat Demiröz'e bunu yapıyor. AKP Genel Başkan Yardımcısına. Neden diyor biz Bitlis'te birinci olamadık ve ah ah çekerek bunu dile getiriyor. Tabii öyle belli ki Bitlis'te birinci gelmemeleri dokundu onlara, zorlarına gitti. Dolayısıyla fazla da zaman kaybetmeden Temmuz'un hemen başında Hizan ilçemizin özellikle Nizari Aze bölgesi dediğimiz 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bununla birlikte ciddi anlamda bir siyasi soykırım operasyonu başlatıldı. İşte birilerinin sözüm ona ifadeleri doğrultusunda yaklaşık Bitlis Hizan merkez olmak üzere işte Kavar bölgesinde orada yaşayan, Van'da yaşayan insanlar yine işte Siirt'te İstanbul'a sıçradı. Yine aynı şekilde birçok yerde 110 kişinin üzerinde insanları gözaltına aldılar. Ve bunlar çoğu yaylalara giden insanlar, hayvan bakan insanlar, hayvancılık yapan insanlar gözaltına alınlar ve bunların 50 kişinin üzerinde tutuklama oldu. Şimdi biz bunu şöyle okuyoruz. Bu aslında Bitlis'ten intikam almaktır. Bu şekilde köylülerin hayvancılık yapmalarını, yaylalara çıkmalarını önü aslında almak istemiyor. Yani köylülerin bakın siz yaylalara çıkarsanız, hayvan beslerseniz, işte bağ bahçe ekerseniz biz sizi tutuklarız, gözaltına alırız. Ortada ciddi anlamda bir delil de yok. Yani bir suç teşkil edecek bir şey de yok. Çünkü dosyaların üzerinde gizlilik kararı var. Kimin de henüz ne olduğunu bilmiyorum. Bu açıkçası 90'lı süreçlerdekinin bir benzeridir. Daha inceltilmiş bir politikadır bu. 90'lı süreçlerde devlet bölgede köyleri yakarak, yıkarak, zorla boşaltıyordu. Şimdi daha taktiksel davranıyor. Köylülerin köyde yaşama şartlarını ortadan kaldırıyor. Nedir köylülerin köylerinde yaşama şartları? Bir, hayvancılık yapmaktır. İki, bağ bahçe ekmektir. Şimdi bu ikisi de olmayınca köylüler zorunlu olarak göç edecektir. Bölge insansızlaştırılıyor. Bölgenin doğası tahrip ediliyor. Bölgeye tehdit ediliyor. Yani Bitlis bir nevi Bitlis'ten intikam alınıyor. Bitlis aslında tarih boyunca sistemin, devletin üzerinde durduğu, titizlikle durduğu bir kenttir. O anlamda bunu ta Şark İslahat Planı'nda da görüyoruz. Daha önceki işte 1914'lerdeki Bitlis isyanında da, 1930'lardaki Mutki Sason isyanında da bunları görmemiz mümkündür. Doğal olarak Bitlis üzerinde çok ciddi ve ince bir politika yürütüyor. Bu süreçte de aynı şekilde Bitlis iktidara, Bitlis halkının, Bitlis'in iktidara biat edilmesi isteniyor. Ki biliyorsunuz 2014 yılında Bitlis'te yerel seçimlerde ciddi anlamda bir başarı elde ettik. Ve o başarıdan sonra 30 ay sonra hepinizin de bildiği gibi 2016'da farklı gerekçeleri öne sürerek kayyum atadılar bütün belediyelerimize. Bitlis'teki mevcut eş başkanlar, belediye eş başkanlarının hepsi gözaltına alındıktan sonra tahliye edilmediler. Ta cezalarını bitirene kadar. Birçok ilde baktığımızda tahliye edilenler var. Oysa Bitlis'te farklı bir politika uygulanıyor ve hiçbir eş başkan tahliye edilmedi. Belediye eş başkanları o dönemde. Onun için Bitlis her ne kadar sistem, devlet Bitlis'in üzerinde duruyorsa biz de diyoruz Bitlis Kürdistan tarihinde, Kürt tarihinde önemli bir yere sahiptir. 1500'lerde Şerefhanlardan tutalım, İdrisi Bitlislerden tutalım, işte İhsan Nuri Paşa'dan
Paşa'ya kadar, işte 1914'lere kadar, 1930'lara kadar Bitlis daima direnen bir kenttir. Sistemin yaptıklarına, zulmüne, zalimliklerine, haksızlıklarına direnen bir kenttir. Biz eminiz bundan sonraki süreçte de direnecektir. Üzerine düşen o Kürdevari Kürtlük misyonunu, Kürt kenti olma misyonunu her daim yaşatacaktır. Çünkü Bitlis'in tarihi Kürtlerin, Ermenilerin, Süryalilerin yaşadığı bir kenttir. Ve iktidar bunu bilinçli bir şekilde çarpıtıp bir Selçuklu kenti haline ve o algı yaratarak çok ciddi bir anlamda asimilasyona uğratmak istiyor. Biz buna izin vermeyeceğiz.